Diziler örnek soru 8. Bu videomuzda diziler konusuna bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda genel terimleri verilen diziler birer sonlu dizidir. Bu dizilerin en çok kaç terimden oluşabileceğini bulunuz. Sonlu dizi bir genel terim, bir dizinin bütün pozitif tam sayıları için tanımlı olmadığında ortaya çıkar. A şıkkında kök içinde 8 eksi n görmekteyiz. Kökün içinde negatif sayı oluştuğunda tanımsızlık ortaya çıkar. Bu nedenle buradaki n yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 değerleri konulduğunda bu tanımlıdır. Fakat 8'den itibaren 9'u koyduğumuzda kökün içi 0 olabilir. Birçok kişinin o noktada tereddütleri vardır. 8 eksi 8 0. Onda sıkıntımız yok. Fakat 9'u koyduğumuzda içeride tanımsızlık ortaya çıkar. Eksi 1 olur. Kök içinde negatif sayı bulunamaz. 9 ve 9'dan sonraki bütün pozitif tam sayılar bu dizinin genel terimini tanımsız yaptığı için bu bir dizi için genel terim olmaz ama sonlu bir dizi tanımlayalım düşüncesiyle böyle bir kavram oluşturulmuştur. Eğer ki bununla bir sonlu dizi yapacaksak birden başlama koşulumuz vardır ve en çok da 8 terimli bir dizi yapabilmekteyiz. Çünkü birden 8'e kadar n yerine sayılar koyabiliyoruz. Bu 8 terimli. B şıkkına geldiğimizde bn eşittir 3n bölü n kare eksi 25. Burada da paydayı n kare eksi 25'i 0 yapan eksi 5 ve 5 değeri var. Eksi 5 değeri bizim için önemli değil. Biz zaten dizilerde n yerine pozitif tam sayılar koyuyoruz. N yerine koymaya başladığımızda değerleri 1 koyduğumuzda sorun yok. 2'de sorun yok. 3'te sorun yok. 4'te sorun yok. Fakat 5'te tanımsızlık oluşuyor. 5 tanımsızlık oluşturduğu için bu bir dizinin genel terimi olamaz. Bu nedenle bununla bir sonlu dizi yapmaya kalktığımızda birden başlama zorunluluğu vardır sonlu diziler içinde. En çok 4 terimli bir dizi yapabiliriz. Bir formülasyon bir dizinin genel terimi olmak için uygun değilse onunla sonlu dizi oluşturulabilir. Bunun da temel prensibi birden tanımsız yapana kadar en çok terim alabilmek üzerine kuruludur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.